Ne? Lütfen şiddet içerikli konuşmanı sonlandır artık. İnsanların zaten canlarından bezmişler. Şiddet nerede anlamadım. Şiddet nerede? Tutsayın yüzüne tüküreceğim diyorum. Burada şiddet nerede? Bunu yapmadan ölürsem kendimi zaten iyi hissetmeyeceğim. Şiddet nerede? Görkem sen de tahrik etmek için mi yapıyorsun ya? Şiddet olsaydı gidip döverdim o herifi zamanında. Gerçi yapmadığıma da pişmanım, onu da söyleyeyim. Mesele ne? Neden Tunç Soyer'le hesaplaşacağız onu söyleyeyim. Mesele şu. Tunç Soyer Halk TV'ye çıkmak için ben yani onun Kemal Bey tarafından aday gösterileceğini öğrenince sağcıktan sonra daha önce bir kere karşılaşmıştık. Çok da böyle iyi adam falan zannediyordum. Bunun şey olduğunu Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul adayı şeyin de Tunç'un da İzmir adayı olduğunu öğrenince aradım Tunç'u. Hayırlı olsun dedim, İzmir adayı oldun. Ekrem'e de söyledim o zaman. Sen de İstanbul adayı oldun dedim. İkisine de televizyona çıkarttım. Ekrem bana onu televizyon Tele1'de çıkartmış. Ekrem bana dedi ki aman abi dedi gözünü seveyim. Şahitler var. Şule oradaydı. Beraber yayına çıkarttık. Murat Ongun oradaydı. Merdanlar oradaydı falan. Abi dedi ben belediye başkanı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmak istemiyorum. Kazanamam. Gözünüzü seveyim bunu dillendirmeyin. Ondan sonra kazanamam. Ben Beylikdüzü'nde kalmak istiyorum dedi. Ben de dedim ki geçmiş olsun. Kemal Bey seni koydu kafaya. Göreceksin dedim. Eyvah eyvah dedi ben yapmak istemiyorum dedi. Çünkü o koltuğu kaybetmek istemiyordu. Sonra Canan'ın yaptığı araştırmalarda Ekrem Bey'in araştırmadaki sonuç şöyleydi. 40 yaş üstü erkek, alnı secdeye değmiş, laik, Karadenizli birisi İstanbul'u kazanır çıkmıştı. Anketi yapan, bu çalışmayı yapan da Ertan Aksoy'du. Bu belgeler Kemal Bey'in önüne gitti ve Kemal Bey hiçbir kompleks yapmadan gitti Ekrem Bey'i babasından istedi ve belediye başkanı yaptı. İşi organize eden Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve işi organize eden Mesut Yılmaz, Karadeniz lobisinin müteahhitleri onları organize ettiler. Şeyinki bu. Doğru bir hamleydi ve kazandılar. Yani aslında Ekrem Bey'e kazandıran Canan Kaftancı olur. Onun da altını çizeyim. Neyse. O zaman Tunca da gel İstanbul'a gelince konuşalım dedi. Gerçekten mi dedi? Beni mi gösteriyor dedi. Ya dedim tamam. Yani ben bu işin şeyini biliyorum. Böyle olduğunu biliyorum. Ben yayına çıktık. O yayında duruyordur herhalde Halk TV'de. Cafer silmediyse. Ondan sonra yayında Tunca dedim ki sen söyleyemezsin ama ben söyleyeyim. Hayırlı olsun İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığın dedim. Oradan da çıktık. İlk defa karşılaşıyoruz. Bir yerde Cumhuriyet yazarlarıyla buluşmak için yemeğe gittik. Sonra ben arabayla Taksim'e bırakırken Tunç abi dedi kazanırsak. Abi demedi yalan söylemeyeyim. Enver dedi kazanırsak dedi işte olursam aday falan İzmir'de güzel işler yaparız falan filan. Ben de kendisine dedim ki İzmir'de manevi olarak benim üzerime düşen ne varsa yaparım. Ben gazeteciyim, yazarım. Siyasetin içinde değilim. Üstelik TKP seçmeniyim. Ama dedim elimden bir şey geldiği zaman tabii ki yaparım. İşte o mutlu tabii şeye gitti. Sonra aday oldu. Seçime girdi ve kazandı. Tabii hafif seçimlere falan girince insanların poposu kalkar normaldir. Sonra ben Datça dönüşünde kahvaltı edelim bana uğra dedi. Kahvaltı ettik. Çok da güzel bir yer. Asansör diye bir yer var İzmir'de. Belediyenin yeri var. Çok da güzel. Oradaki garson arkadaşlar falan gördü. Tunç memnun. Sabah erken saatlerde böyle şahane bisikletle falan gelmiş falan. Dedim hayırlı olsun. O da dedi işte sağ ol hayırlı olsun falan. O sırada da ben hakikaten iktisadi olarak hayatımı kazanmak için zaten çok daha önceden uyguladığım yazarlık atölyeleri vardı. Bu Doğuş Üniversitesi'nde İnci Aral'la birlikte başlamıştık. Bu yazarlık atölyesini 2 dönem Mudanya Belediyesi'nde yaptık. Çok güzel oldu. 2 dönem de Mersin Belediyesi'nde yaptık. Ha, buradaki paralar kaç para derseniz vallahi bugün ayda benim elime geçen para 500 dolar bile değildi. 15 bin lira falan bile değildir yani.
hem bu işi yapmak, insanlara faydalı olmak, hem de aslında küçük de olsa tencere kaynar ama neticede oradaki insanlara bir de destek vermek. Vahap Mersin'i kazanınca o işte Vahap da benim şeyden, parti meclisinden tanıdığım, işte Vahap'la konuştuğumuzda burada işte operalar, tiyatrolar bilmem neler yapılacak deyince memnun olmuş. Mersin benim ikinci şeyim gibi, memleketim gibi. Orada aylarca ders verdik. Millet zanneder ki bir para aldık falan. 3 kuruş bile değildi. Aynı şey Mudanya'da da oldu. Mudanya Belediye Başkanı aslanlar gibi arkasında durdu. Maalesef o iş tamamlanamadı. Kadıköy TV'yi kurduk ama bitiremedik. Yani yapılamadı. İstedikleri projeyi yapamadılar. Tüm dünyada oluyor. Keşke olsaydı. Ondan sonra şeyde, tamam 2 dakika sonra. Ondan sonra da ne denir ona? Şişli Belediyesi'nde de 2 bölüm falan çekmiştik. İşte o zamanlar Tunç. O zamanlar Tunç. Yazarlık atölyesi yapalım. İşte İzmir'e televizyon kuralım. Tiyatro kurulacak. Şehir tiyatrosu falan. Buralarda benimle ol falan dedi. Şehir tiyatrosu ile ilgili şunu söyledim. Türk tiyatrosunun çok büyük isimleri var. Bunların çok önemli isimleri de şeyde yaşıyor. İzmir'de yaşıyor. Dolayısıyla dedim onlarla yapmakta yarar var. Neyse bir şekilde Kör Topal Yücel Erten'i genel sanat yönetmeni yaparak bir şekilde o işi becerdi diyelim. Diğer meselelerde 40 tane sorun olurken iş döndü, dolaştı. Yazarlık atölyesi yapma meselesine geldi. Kulakları çınlasın. Onur Behramoğlu bütün aşamalarda var. Yazarlık atölyesi yapacağız. Yazarlık atölyesinde de bana verecekleri para komikten de öte. İzmir'e gideceğim. Orada kalacağım. 8 saat ders vereceğim. Toplamında cebime 8-10 bin lira para gidecek. O kadar. Bakın, o kadar. Şu anda çok başarılı bir şekilde aynı çalışmayı yapan arkadaşlarımız İzmir'de devam ediyor. Şu an şu dakikada devam ediyor. Ayrıca buradan sesleniyorum. Bir baksınlar bakalım belediyelere kimler belgesel çekmiş, kimler kitaplarını satmış, kimler konserlere gitmiş falan. 1 liralık bir açığım olmadığı gibi deprem olunca, orada İzmir depremi olunca durduralım demişti oradaki insanlar. Ben Tunca dedim ki durdurmayalım. Ben para almadan devam edeyim, zaten bir şey almıyorum. İnsanlara moral olur. Tunç orada şahit, sekreteri de şahit. Yani velhasıl ben İzmir'den 3 aylık bütün çalışmam sonunda 10 bin lira mı almışımdır, 15 bin lira mı almışımdır? Bu kadar ya. Hadi 5 bin lira bile değil. Gönülden yaptığım bir iş. Ve Tunç bunu biliyor. Tunç bunu biliyor. Onur Behramoğlu biliyor. Oradaki insanlar biliyor. Bu herifler, Esin Hocam birkaç dakika içerisinde döneceğim. Bu herifler öyle bir tezgah kurmuşlar ki, kuranlar da dönemin Tunç'un yanındaki adamlar. Enver buraya gelecek. Burada paraları organize edecek. Buradaki bütün kültür sanat dünyasını ele geçirecek diye bir korkuya kapılmışlar herhalde. Aklın uzak köşesinden bile geçmedi. İzmir İzmirlilerindir. İzmirliler yapar. O ayrı mesele. Ama yani zaten böyle bir şey isteyecek kadar gerizekalı mıyım ben? Siyasetin bataklığını bilmiyor muyum? Şimdi İstanbul'da kimler var? Bakın kim en çok konser veriyor? Kim en çok kitaplarını satıyor? AK Parti döneminde de böyle vesaire. Bunları geçelim yani. Kim belgesel çekiyor? Kim her yerde sunuculuk yapıyor? Bakın aldıkları paraları göstersinler. Ve eski belediye başkanı döneminde açılmış bir dava vardı. Asıl mesele o. Bu açılmış davada da Şevval Sam'ın konserine 80 bin lira, 100 bin lira o zamanın parası da verileceği için vay efendim Şevval Sam Fethullahçılar açıyor, yolsuzluk var diyorlar. Belediye başkanı da çıkıp şey yapıyor, bir önceki belediye başkanı, ya diyor ki kardeşim burada ihale olmaz. Şimdi Esin Davutoğlu, Şenol'u konuşmaya çağıracaksın. Bir tane enfeksiyoncu gelsin diye ihaleye mi çıkılır? Esin Hanım'ı istiyorsun. Dolayısıyla tek olan, biricik olan sanat yapıtı, fikir yapıtlarında ihale olmaz diyor ve kazanıyor. Fakat bu Tunç Soyer'in takımı, alçak herifler, ihale yapıyorlar. Benim haberim yok. Benim adımı yazıyorlar. Enver Aysever'le bilmem ne falan diye. Bir de bunu basına sızdırıyorlar. Ben bir sabah bir kalktım. Her tarafta Enver Aysever'e kişiye özel ihale. Nihayeten haberim var. Ne böyle bir şeyle bir bağım var.
Üstelik de Onur Behramoğlu Allah'tan yanımda o süreçlerde bunları biliyor. Size ne diyeyim? Esin Hocam da dinliyor. Yere göğe yazıyorlar beni. Her tarafta. TRT beni gösterip küfür ettiriyor. Yetmiyor. Yetmiyor. Bütün kanallara servis ettiriliyor. Ve hayatım boyunca unutmayacağım. Benim arkadaşlarımdan bir tanesi. Ayşenur dahil. Beni ekrana çıkartamıyorlar. Ya bu işin aslı nedir diye. Düşünsenize. Her taraftan üzerinde bilinmiş ve sana ihaleci deniyor. İhaleye alan Giresunlu bir firma. İhaleye alan Giresunlu firmayı araştırıyorlar. Orhan Gökdemir'le bir bağ var mı diye. Neden? Orhan Gökdemir Giresunlu diye. Orhan Gökdemir'e şirket kurdurmuşum. Ben ona yapacakmışım. İhtimalini bile düşünüyorlar. Böyle bir şey yok. Ben Tunç'u aradım. Dedim ki bu şerefsizliği düzeltsinler. Sen açıklama yap. Bir, iki, üç kere aradım. En sonunda şimdi dedi. Yapmadı. O gün zaten her tarafta beni ihaleci diye şey yap. Sonra bunun bir tane tetikçi şeyi var. Gazeteci var. Ankara'da Ombudsman'da. Neydi herifin adı ya? Unuttum herifin adını. Ombudsman deniyor herife. O da yazdı. Ya ne ahlaksızlığımız ne şerefsizliğimiz kaldı. Teyzem iki göz iki çeşme ağlıyor. Beni arıyor. Ha Faruk Bildirici denen. Teyzem iki göz iki çeşme ağlıyor. Enver diyor biz hayatımızda yedi sülalemizde böyle bir şey yok. Annem üzülüyor. Herkes. Kayınbeder, kayınvalide, çocuğum. Her tarafta böyle çaresizsin. Ve arkadaşım bildiklerim. Televizyona çıkanlardan. Uğruna emek verdiklerinden biri bile mikrofonu uzatmadı. Bir de o zaman başka bir davadan gözaltına alındı. Ya bir perişan bir dönem. Hastalanmamın nedeni bu. Ve Tunç, yüzüne tüküreceğim Tunç. Lanet olası herif, yüzünü şeytan görsün. Bildiği halde doğruyu yapmadı. Açıklama yapmadı. Aylarca benim canıma okundu. Ben en sonunda dava açacağım dedim. Kemal Kılıçdaroğlu'na da dedim ki Cumhuriyet Halk Partisi'ne dava açıyorum. Bu alçak herif böyle yapıyor. Kemal Kılıçdaroğlu Tunç'u çağırdı. Ona azarladı. Her türlü hakareti, küfrü edeceğimi, dava açacağımı söyledi. Fırça yiyince Tunç gerçeği açıkladı. Ben de davaya çıktım. Ama gerçek açıklandığı zaman hiç kimse duymadı. Tamam mı? Ve Tunç bu işten yırtacağını düşündü. Yani nasıl yırtacak? Enver zaten bilmem ne. Şimdi girin internete ihaleci Enver yazın. Tunç herifi yüzünden, onun adamları yüzünden sanki biz ihaleciymiş. Annemin gözyaşını, teyzemin belki erken ölümüne sebep. Ben hastanelerde yattım. Tamam mı? Psikiyatrik tedavi gördüm. Perişan oldum. Tunç yüzünden. Şimdi Tunç düştün elime. Tunç düştün elime. Oğlum ayvayı yedin. Bunu bil. Yedin. Seni Ekrem'in yaptığından beter yapacağım. Onu da bil. Evet, bir dakikalık.